Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinin donanmamıza daha fazla hizmet vermesi amacıyla yerli deniz gözetleme İHA'sı üretildi. Kablolu bir İHA olarak tasarlanan APUS-100N adındaki cihaz, 24 saat kesintisiz havada kalarak sahillerimizi ve denizlerimizi gözetlemek için geliştirildi. Sistem ortalama 60 saniye içerisinde göreve hazır hale gelip 100 metre irtifadan gerçek zamanlı istihbarat ve haberleşme sağlıyor. APUS-100N, denizcilik uygulamaları ve liman güvenliği gibi alanlarda sınırsız istihbarat ve iletişim sağlayarak kritik alanları ve değerli varlıkları en iyi şekilde korumaya yarayan kablo güdümlü bir hava platformu. Güvenilir mimarisi, dayanıklılığı artırmak için özel olarak tasarlanmış galvanizli mekanik parçaları, sızdırmaz elektronik bileşenleri ve minimum hareketli parçalarıyla tuzlu su ortamları için özel olarak tasarlanmış. Devriye botları, insansız deniz araçları, sahil güvenlik gemileri ve daha birçok farklı deniz aracında kullanıma uygun olan APUS-100N, doğrudan deniz aracının güvertesinden veya komuta harekat merkezinden kontrol edilebiliyor. İleri teknoloji platformu sayesinde deniz aracı hareket halindeyken bile sabit bir şekilde havada kalabilen sistem, her türlü zorlu hava koşuluna dayanabilmekte. 100 metre yüksekliğe kadar çıkabilen cihaz, kabloyla sağlanan güç kaynağı sayesinde 7/24 kesintisiz havada kalabilmekte. APUS, bağlı olduğu aracın üzerinde hareket halindeyken bile faydalı yük veri aktarımını kablo vasıtasıyla yer ünitesine aktarıyor ve 24 saat boyunca gece gündüz demeden görevini yürütebiliyor. 100 metre yüksekliğe kadar çıkabilen araç, üzerinde bulunan jeneratör sayesinde süre sınırı olmaksızın havada kalarak geniş bant veri transferi ve enerji aktarımı sağlayan kablosuyla emniyetli bir şekilde görev yapıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün hava kontrol düzenlemelerinden muaf olan APUS cihazı, her türlü saha ve hava koşulunda farklı görevlerde kullanım için hiçbir önceden izin almaya ihtiyaç duymadan, hava trafiğini aksatmadan anında göreve gönderilebilmesiyle bu alanda da oldukça üstün özelliklere sahip bir cihaz olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazırlanıyor diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.